Avukat avukat bürosu var. Tamam tamam dur 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 dur. Ya Gülizar, tabeladan bakıp avukat mı bulunur? Saçma sapan bir araştırsaydık etseydik. Ya dur, adamın soyadı Güven, daha ne olsun? Zaten kime laf anlatıyorum ki? İyi tamam, bana bak. İşin bitince kliniğe geliyorsun. 200-250 metre ileride. Ben sana gidince konum atacağım, tamam? Tamam. Sağ ol. Güven mi dedi o ya? Kız mıknatıs gibi çekiyor belayı. Nereden gördün bu? Hay Allah'ım. Yordun. Yordun vallahi, yordun. Ay pardon. Hüsnü Güven'in ofisi ne tarafta acaba? Bak abla. Buradan yukarı çık. Koridorun sonunda göreceksin. Sağ olasın. Affedersiniz, rahatsız ediyorum galiba. Şey, benim ufak bir avukatlık işim vardı. Tabii hanımefendi, tabii. Buyurun, asıl siz kusura bakmayın. Oturun. Evet. Sizi dinliyorum. Ben Gülizar Sepetçi. Mehmet Rıfat Bey'in kızıyım. Mine Sepetçi. Hayır, Gülizar Sepetçi. Dedim ya demin. Babamın bilinmeyen kızıyım diyebiliriz. Eğer Sepetçi ailesi aleyhine dava açacaksanız sizden 5 kuruş talep etmem ve selam. Aa, niye? Çok mu gıcıksınız onlara? Bu kapıdan kimse giremiyor onların korkusundan. Aa. Çok kuyumu kazdılar, çok. Aa, tam yerine gelmişim ya. Ben durumu şöyle özetleyeyim o zaman. Benim babam vefat etti. Duydum. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ben onun kızıyım. Hatta şöyle, nüfus cüzdanım da burada. Şöyle bakın. Buyurun. Ben haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum. Sepetçi ailesi memleketin süt ürünleri piyasasını parsellemiş bir ailedir. Sizin peder ta dededen yoğurtçudur, peynircidir. Hayriye Hanım da bütün işleri çekip çevirir. Doğrusu kıymetli formüller bilir. İhracat bile yaparlar. Ayrıca birçok iştirakleri ve gayrimenkulleri de var tabii. Kısacası çok variyetli bir ailedir. Babanızın toplam mal varlığı en kötü ihtimalle 100-150 milyon gibi düşünürsek 1/4'ünü alırsınız. Bu da asgari 25 milyon eder. Belki de bunun 2 katı, bilemem. Ama önce veraset ilanı çıkacak. Sonra çekeriz protestoyu, verirler sizin payınızı. Vermezlerse satış isteriz. Aha. Şaka ediyorsunuz herhalde. Ay o, yani bakın böyleyse. Ay ben bir su falan mı içsem ya? Böyleyse. Amca, bu davayı alalım. Senin ücretin 5 milyon. Bunun, bu paranın sana 5 milyon vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir dakika şimdi. Ben sana şöyle size böyle bir 100 lira vereyim. Kusura bakmayın, fazla yok yanımda. Ama nasılsa hep beraber zengin olacağız değil mi? Canım, bende o kadar da yok. Baksana cüzdan bomboş. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Suzan abla. Ha. Bak yaka getirdim sana, sırtına koyarsın. Ay sağ ol ablacığım. Ya sırtım değil de kolum çok acıyor ya. Çıktı zar. Bakayım mı abla? Bakayım, anlayacağım. Yok,
Yok, çıkık gibi gözükmüyor ama... Vicdansızlar. Nasıl kıymışlar sana? Yok, kırık çıkı yok abla ama bu morluklar geçene kadar sızlar bu kol. Hilmir, bak ablacığım ben sana ne diyeceğim? Benim Gülizar'la konuşmam lazım. Bana 2 dakika telefonunu versene de. Direkt canımı isteseydin daha iyiydi be abla. Veremem. Şerif abla duyarsa beni lime lime eder, köpeklerini yedirir. Nereden duyacak oğlum? Kendi kendimi mi ihbar edeceğim ben? Yok. 2 dakika. 2 dakika veriver. Yok yok, veremem abla. O her şeyi duyar bilir. Duymaz lan, duymaz. Acı Suzan ablanı ver 2 dakikacık şu telefonu. 2 dakika. Tamam. Ama sadece 2 dakika. Tamam. Açtın mı şeyini? Sağ ol ablam. Ay Bünyen biraz sonra stop edecek. Sakin ol. Sakin ol ya. Para alt tarafı. Ay albümleri yaparım sıra sıra. Alo? Alo, Gülizar. Gülizar bebeğim. Suzi? Suzi çok merak ettim. İyi misin? Fethi, kurtardım seni yoksa? İyiyim, iyiyim canım. Ben iyiyim. Beni dinle. Beni dinle. Sakın buralara gelmeye kalkma, tamam mı? Orada kal. Şerif manyağı seni orada bulamaz. Duyuyor musun beni, ha? Duyuyor musun? Duymuyorum. Buralar bana göre değil Suzi. Ya neler geldi başıma neler, sen yoksun yanımda. Zaten sana çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var benim. Ben seni gelip alacağım. Beraber kaçacağız. Toz olacağız. Kaçacağız beraber. Kız dur, ağlama, ne dedin? Yarısını bile anlamadım. Korkma bu kadar. Korkmuyorum Suzi, ne korkacağım ya. Benim babam öldü. Ben dün geceden beri hayatımda hiç ağlamadığım kadar ağlıyorum. Zır zır oldum Suzi. Tamam. Tamam dur, dur bir sakin ol lütfen. Tamam, ya, başın sağ olsun yani. Demek ki vadesi bu kadarmış adamın yani. Bana bak, orada güvendesin, duyuyorsun beni değil mi? Sakın buralara gelme, gelmeye kalkarsan vallahi keserim kendimi, cenazeme de gelmiş olursun ha. Ağzından yer alsın, saçma sapan konuşma, bırakamam ben seni oralarda. Sana diyorum buraya gelme. Gelme buraya. Orada sen güvendesin. Tamam mı? Sağlam duracaksın. Ha, ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin orada sağlam duracaksın. Bak kız, tövbe yarabbim, trilyoner oldun ya. Aa, adam da bak demek ki Allah'ın hikmeti işte yani şey bir adammış. Baba gibi bir babaymış, seni pavyonun kapısından çekti çıkardı. Üstüne öldü, bir de leş gibi para bıraktı. Tövbe yarabbim, benim böyle abuk sabuk konuşturma Allah aşkına Gülizar. Anlatmayın bana, kendiniz çözün. Abla, Şeref abla geliyor, telefonu ver. Belli tabansız Hilmi. Lafım ağzımda kaldı, Allah'ım yarabbim. Ne kız duruyorsun böyle boş boş? Ha? Temizlendin buralar. Bal dök yalı olacak buralar ha. Nefesim kesildi de öyle duruvermişim işte. Bal döker yalatırım tabii. Şimdi dedin anam. Temizlerim tabii sultanım dedim. Başlarım Parasinopluluğuna. Kaldım buralarda kimsesiz. Suzem orada kim bilir ne halde. Fethi'm kim bilir ne halde. Yalan söylüyorlar bana. Kesecek hepsini Şerif. Nerede bu Uyuz Çoban'ın dediği klinik be? Yürümüş